Koskoca adam babasının, ustasının önünde un harbine tutuşuyor. Sesimi çıkarmazsan bir de kavga edeceğim. Yaşından, başından, evlatlarından utan kahraman. Baba, Nazlı'ya ne dediğini duymadın mı? Ya hadi o densizin, terbiyesizin teki. Sen ne oluyor? Ne encelerleniyin? Ne el işini bırakıp dediğin? Laf. Ya ne dedin baba? Baba dükkanı bırakayım mısın? Yok canım, olur mu öyle şey? O öyle sinirden söyledi. Değil mi kahraman? Feride ayrılayım. Dükkanı bırakayım. Hepten mi? Olur mu öyle şey? Sen sihirle o an söyledin. Öyle birdenbire karar verilmez o işe. Ya haydi başka şeyler konuşak. Ayrılırsan ne olacak? Dükkanı keçemciye mi bırakacaksın? Nazire. Kahraman. Baba bak. Bu dükkan senin evladındır bileyim. Sen bu dükkanı yoktan var ettin, onu da bileyim. Lakin söz ağızdan çıktı. Gideyim dedim bir kere. Geri dönüşü yoktur baba. Ben o dükkanda yokum. Sen yoksan ben de yokum. Ama bütün bu aile senin yerine bakıyor. Sen baklavacılıktan başka iş bilmezsin ki. Dükkanı bırakıp ne diyeceksin kahraman? Daha düşünmedim. Ne düşüneceksin ki kahraman? Baba biz artık fakir mi olacağız? Mustafa Cem. Alo. Tekne atladığı gibi gitmiş babacığım. Kadir kızı korkuttu herhalde. Ben döner diye bekledim ama seferler bitti. Artık yarın bakacağız çaresine. Ya Burmuş'a, bu kızın kimliği çalınmamış mıydı? Kimliği olmayan biri nasıl gidiyor Ruşen? Ben de anlamadım babacığım. O yüzden yarın döner diyeyim. Sabah halledirik inşallah. Halledecek bir şey yok. Geri dön Ruşen. Baba yarını bekleyeyim ben babacığım. Ben Nazlı'yı da alır evine gelirim, sen merak etme. Sabah mabah bırak. Ben sana ne diysem onu yap. E Nazlı ne olacak? Nazlı ne istiyse onu yapsın. Bundan sonra onun bileceği iş. Benim artık Nazlı diye bir kızım yok. Ettiğin. İlk uçağa atla gel. Gof bu gof. Hiç sona gelemeyin. Fazla üstüne gitmeyeydin. Niye? Eşek kadar adam oldu. Üzülü diye söyleyeyim. Üzülsün. Üzülmeden adam olunur mu? Bu yaşta hala el bebek gül bebek. Senin yüzünden Sinan Bekir'in biri oldu çıktı. Kız çekip gitti. Bak bizimki hala sürüp sürüp sürüleyim. Onu da benden bulayım. Ya kimden bulacağım? Hep Nazlı'yı kollayacaksın da bir kere de kendi oğluna hak ver. Nereye? Yangına körükle gideyim. Kadir iyi çocuk, üzül iyi. Ne var bunda? Üzüldü bitti. Yeter artık. Bu senin yaptığın iyilik değil Heriye. 40 yıllık ortaklık bitti. İkinize de gün doğdu. Ana oğul gına yakın artık. Gına. Oyalanma oğlum hadi. Nazire. Şu yağı uzat hele. Uzat uzat uzat. Buyur baba. Bir çay daha verin mi? Ver ver hadi. Kahraman 3 çay içtin anam. Çarpıntı yapmasın sonra. Ya sen de Feride yedi mi içti mi sayın. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Yesene bir an evvel. Haydi okula geç kalacaksın. Anne boş ver bugün okula gitmeyeyim. Ne demek o? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu? Dedemle babam da kalıyor. Ben de gitmeyeyim ne olur. Hadi bakayım icat çıkarma ye. Çabuk çabuk çabuk. Mustafa Can anneyi dinle. Bak o lafı bir daha duymayayım ha.
Sakarını ver. Bittim be. Bütün gece tekrar öğlen üstünde içim dışıma çıktı ya. Pardon. Yolcu ol kızım Nazire. Hoş geldin Ruşen bak. Kayınvaliden seni seviyormuş. Hadi otur. Hoş bulduk. Dideciğim, babacığım. Baba, Nazlı kaldı maalesef. Ben de çıkayım. Baba sen nereye? İşte kahveye. Akşama kadar bunun dırdırını çekemem. Oğlum ne bakışıp duruyorsun yemekle? Haydi. Sen kahvaltıyı alırsın. Kahvaltıya. Haydi afiyet olsun. Sonra sen döne kaldırırsın olur mu kahvaltıyı? Çok uzun yolmuş ya bu Bodrum Nazire. Olsun. Turist kadınları görünce gözün göğünün açılmıştır. Ya bırak Allah sen ne diyeyim kızım ya ne turistin ya kardeşim. Ben bir tanecik karımı çok özledim kızım. Ben seni çok özledim ya. Bana bak babamlar niye evde? Ortalık birbirine girdi. Niye ne oldu ki? Babamla Ökkeşem ayrıldı. Sen ne diyorsun Nazire? Ya. Niye ne oldu ki ayrıldı? Dün dükkanda kavga çıkmış. Değil mi? Hamit! Ne oldu oğlum şu şerbete? Kaynamadı mı hala? Tamam usta, bakayım. Kaynamam usta. Fırına bak, haklavalar yanacak. Haklavalar. Elin ağa, elin. Tek başıma anca yetişebileyim ya. Selamün aleyküm. Kadir. Hoş gelmişsin oğlum. Hoş bulduk baba. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Hamit. Lan biz seni dün bekliydik. Uçak yoktu baba. Maalesef sabaha kaldım. Aslında kalmışken Nazlı'ya bir daha bakacaktım ya. O iş bitti. Kapadı artık. Hadi işini başına. Baba, Bahraman abi yok mu? Yok. Memlük usta? O da yok. Artık biz bizeyik. Pilavın suyu kaynara çıktı abla. Ah, ben bakarım. Düne, o köfteler büyük değer mi? Baba hep böyle yapık. Ya istersen küçülteyim ha. İstemez istemez. Nasıl bilsen öyle yap. Döne, harcı çok alayım. Ondan böyle olayım. Eskiden de bu kadar alaydı. Ondan hiçbir şey benzemiyor. Rahmetli anam bir kepçeye 40 tane külte sığdırırdı. Bak, seninkiler nal gibi oluyor. Ağam niye öyle değil? Baba yapma ne olur. Kahraman. Ha. Haydi gel biz bir kahve içek ha. Daha yemek yemedik. Boş ver. Döne sen bir kahve yap. Boş ver. Gel bakalım. Gel. Kahraman, şu sardunyalarıma bir bak, bak nasıl coşmuşlar bak. Ya Feride, ben ne anlarım sardunyadan? Ya anlamayacak bir şey yok kahraman. Hiçe bakmak bile iyi gelir insana, böyle stresini alır, gerginliğini alır, rahatlatır. İyi, sen bak o zaman. Sen de bir parça baksan iyi olur kahraman. Ha? Uhunetini alır kahraman. Sabahtan beri yok köfteyi fazla yoğurdun, yok onun soğanı az oldu. Yani evde huzur bırakmadın. Dönenin bile eli ayağı birbirine girdi. Bir iş beceremeydi ondan.
Yapma ne olur kahraman, yapma. Ya Feride, ben sıkılayım, çok sıkılayım. Kahraman, bütün gün evde kukuman kuşu gibi oturacak halin yok. Sen de bir şeyler yap. İnsaf Feride, iki gündür evdeyim ben. Sana batayım mı? Ya aşk olsun, onu mu diyeyim kahraman? Kendini meşgul edecek bir şeyler bul. Ne edeyim? Babam gibi kahve mi gezeyim? Gezme. Ama böyle ömrü billah da bu evde oturamam kahraman. Bak. Yani ben diyorum ki sana, çok sıkıldın, daha fazla sıkıldın. Ya o zaman ne yapacaksın, onu soruyorum. Ne bileyim Feride, ben baklavacıyım. Ben başka bir şey bilmiyorum. Aferin sana. O halde sen de baklava yapacaksın.